3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz diye son 2 gündür aşağı yukarı 2 gündür 3 gündür sürekli Telegram kanallarında aha İran İsrail'i şimdi vurdu vuracak. Aha vurdu, hatta işte 2 gün önce şöyle bir haber yayıldı, sözde İran bütün yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını durdurdu, sivil uçakları durdurdu falan diye haber yayınlandı. Hatta bunu bir takım uluslararası haber ajansları falan da yayınladı. Sonra geri çektiler. Haber yalan çıktı. Meğer haber ajansından yayılmış galiba. Birazcık İran da bunu bilerek yapıyor gibi geliyor bana. Dezenformasyon, ama bu dezenformasyonu bilerek yayıyorlar. Çünkü hani böyle bu da bir tür kendilerine göre öç alma yöntemleri. Aa, sürekli diken üstünde tutalım. İşte herkes korksun. Ha vurduk ha vuracağız diye. Şaşırtmaç yapalım falan diye yaptığı bir şey bu İran rejimi. Mesele ne? Zahedi devrim muhafızları komutanlarından bir tanesi Şam'da İsrail tarafından bir nokta operasyonuyla öldürüldü. İran bunun öcünü nasıl alacak meselesi var. İşte Amerikan istihbaratı 4 gün içerisinde İran'ın İsrail'i bir şekilde vuracağını tahmin ediyoruz diyordu. Öyle mi olacak, böyle mi olacak diye tartışılırken en son Reuters'a konuşan, daha doğrusu Politico'ya konuşan Amerikan istihbaratı yetkilileri diyorlar ki Politico'ya, İranlılar bize mesaj gönderdi. Bu mesajda diyorlar ki tamam İsrail'e bir yanıt vereceğiz ama bu orantılı olacak. Yani sivil falan hedef alınmayacak. Ve vekillerimiz üzerinden, yani işte Irak'ta Hizbullah vesaire var ya, bunlar üzerinden bir saldırı gerçekleştirilecek. Direkt olarak İran İsrail'i vurmayacak. Orantılı bir şey yapacağız. Paniğe gerek yok dedi İran tarafı diyorlar. Fakat az önce CBS, Amerikan kanalı CBS bir haber geçti. İran'ın bugün bu saldırıyı gerçekleştirmesi bekleniyor. 100 kadar drone ve misil kullanması bekleniyor. İsrail'i vuracak İran diye CBS şimdi az önce böyle bir haber geçti. Gelen haberler bu yönde. Fransa hem İran'dan diplomatlarını çekiyor hem de tüm vatandaşlarının bölgeden ayrılması çağrısında, uyarısında bulunuyor. Durum bu. Katar ve Kuveyt ise gelen haberlere göre İran kaynaklı haberler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne diyorlar ki yani tamam, şimdi eğer İran İsrail'i vurursa, korku o, bu dünya savaşına dönüşürme meselesi bu. İşin içine Amerika Birleşik Devletleri de dahil olur. Ve o işte İran'a operasyon yapacak mı yapmayacak mı Amerika meselesi. Bu sefer İran, acaba Amerika bir nokta operasyonun işine falan girişir mi İran'da? Gelen haberlere göre Katar ve Kuveyt de böyle bir operasyon için biz kesinlikle topraklarımızı Amerika'ya kullandırmayız. Ona göre ha mesajını vermişler Amerikalı kaynaklara. Gelen mesajlar bu yönde. Fakat son birkaç gündür bu İran ha öyle vurdu ha böyle vurdu haberleri çıkarken bazı ülkelerin, aralarında Türkiye'nin de olduğu söyleniyor. İşte Hakan Fidan da Amir Abdullahian da, yani İranlı mevkidaşıyla görüşüp hani biraz tansiyon düşürücü bir takım görüşmeler gerçekleştirildiği söyleniyor. Bunu Alman makamları söylüyorlar. Alman Dışişleri Bakanı Baerbock da İran Dışişleri Bakanı ile görüşüyor. İşte olası bir İran saldırısı nasıl olur, nasıl olmaz? Biraz nabzı düşürmek anlamında, eğer hakikaten böyle İran İsrail'i vurur da direkt vurursa, yani direkt nasıl olacak? Elinde, ya elinde vurabileceği orta menzilli füzeleri var ama sonuçta İsrail'de bir Iron Dome savunma sistemi var. Onun için nasıl olur, nasıl olmaz hakikaten onu bilmiyorum ama ha bugün, ha yarın, ha bugün, ha yarın sürekli bu konuşuluyor. Bir kısmı dezenformasyon, işte bir kısmı artık nedir bilmiyorum, yalan haber, bir kısmı doğru haber, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz bütün bunların arasında. Ama yani bu iş ne kadar eskale eder, Amerika Birleşik Devletleri bu işin içine girer mi, ne kadar girer, ona göre işin rengi değişir mi, tüm mesele bu. Öte yandan da Ukrayna'nın gelen haberlere göre savunma sistemlerindeki mühimmatının bitmesi sonucu, ki hakikaten de bitmiş gibi görünüyor, Rusya takır takır ben de şeyi vuruyor. Altyapıyı vuruyor. Enerji kaynaklarını, enerji santrallerini vuruyor. Dün Kiev'e enerji sağlayan ana santrallerden bir tanesi vuruldu. Burada da bir zayıflığı gördüğü yerde Putin tabii bunu sömürüyor. Yani çünkü Avrupa mühimmat göndermesi zaman alıyor. Amerika'nın mühimmat göndermesi için tamamıyla siyasi süreçler kilitlenmiş durumda. Gümbür gümbür Rusya Ukrayna'nın altyapısını çökertiyor. Savaşta da en önemli şey altyapı. Yani düşünün, bak şimdi İstanbul'da bir şey oldu. Allah korusun, ulaşım bedava oldu. Hali durumu görüyorsun yani. Su kaynaklarının kesildiğini düşün İstanbul'da. İstanbul'un %70'in %80'in elektriğinin kesildiğini düşün. Zaten bir şey yapmana göre insanlar hastalıktan ölür yani. Dolayısıyla savaşta da her zaman en önemli şey altyapı. Altyapı meselesi önemli. Rusya'da İşte Ukrayna'yı böyle dövüyor.
altyapısını yerle bir ederek, imha ederek, işte öte yandan Amerika ile Avrupa'da işte mühimmatı öyle mi yollasak, böyle mi yollasak, o mu gitse, bu mu gitse, nasıl yardım gönderilse, o görüşmeler devam ediyor. Evet, diyorum ve noktalıyorum. Görüşmek üzere.